Fidye Hanım. Ah, Kerem. Beni istemişsiniz, iyi misiniz? Sana bağlı. Anlamadım. Otur bakayım karşıma. Biraz dertleşelim seninle. Tabii, dinliyorum. Senden bir şey rica edeceğim Kerem. Benim için bir şey yapar mısın? Estağfurullah, o ne demek? Elimden gelen her şeyi yaparım sizin için. Sen benim elimde büyüdün. Oğlum sayılırsın. Mert'i büyütürken de en büyük yardımcım sendin. Kardeşim o benim. Birbirinden tamamen farklı iki kardeşsiniz siz. Biriniz ne kadar olgunsa diğeri hep çocuk. Birinizin kararları ne kadar doğruysa diğerininki hep yanlış. Mert bir şey mi yaptı yine? Sence? Ne yaptı yine peki? Mert'in hayatında biri var. Haberin var, biliyorum. Mert'in kararlarına karışmak bizim... Bizim işimiz Kerem. Bugüne kadar sizin hangi okula gideceğinizi, hangi bölümü seçeceğinizi, kiminle nerede olacağınızı hep ben karar verdim. Şimdi ise... Çok özür dilerim, ben anlamıyorum. Şu an siz benden tam olarak ne istiyorsunuz? Bu kızın kim olduğunu söyle bana. Bu kız kim? Siz Mert'e sordunuz bunu. Saklıyor ben. Sakladığına göre. Var mı bildiği demek ki? İlahi Kerem. Mert'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Sakladığına göre onaylamayacağım biri belli. Onun için senden rica ediyorum. Lütfen bu kızın kim olduğunu söyle bana. Üzgünüm Medya Hanım. Mert'in kararlarına saygı duymak lazım. Kerem. Bu masada patronun kim olduğunu unutuyorsun sanırım. Senden Çalhan Holding çalışanı olarak istiyorum bunu. Öyle varsay. Fidye Hanım, ben ne bu masada, ne o köşkte, ne de başka herhangi bir yerde sizin patronu olduğunuzu unutmadım. Evet, bugüne kadar siz ne istediyseniz onu okudum. Siz ne istediyseniz onu oldum. Size minnet duydum. Keza ailem de öyle. Ama ben bu konuda kararımı verdim. Kardeşimin sır dediği şeyi sizinle asla paylaşmayacağım. Hadi artık siz de karar verin. Oğlunuz muyum, çalışanınız mı? Müsaadenizle. Yıkıldık mı? Yıkılmadık lan. Yıkılmadık. Ya bu Bediye Sultan. Biliyorum, haberim var. İçeride hoş beş ettik kendisiyle. Nasıl yani, babaannemle mi? Ne dedi, ne sordu? Ha? Lan kesin Ece'yi sordu değil mi? Bir şey söylemedin değil mi? Söyler miyim oğlum? Yarı yolda bırakır mıyım ben seni? Adamsın be. Ama ne olur sen de artık buradaki işi öğren, tamam mı? Buradaki işler sarpa saracak çünkü. Biliyorum abi, farkındayım. Ama bu sefer gerçekten uğraşıyorum. Ben de akşam Cansu ile konuşacağım. Aramızda bir sır kalsın istemiyorum artık. Bir hava alalım mı sen de biz? Alalım. Şu kapının önüne çıkalım. Bak abi, hayatta her zaman her şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Yani bazen yanılabiliyoruz. Yanlış anlayabiliyoruz. Ve Mert Bey'den olgun konuşmalar. İyi zamanı gelmişti. geç tamam, geç. Geç de ya, kulağın bende olsun, dinle. Tamam, dinliyorum. Bu akşam Cansu'yla konuşmaya gideceksin ya.
Şimdi diyorum ki olur da işler beklediğin gibi gitmezse, yani ters bir şey olursa iki şeyi unutmamanı istiyorum abi. Bir, ben tabii ki de her zaman buradayım. Ne zaman istersen, ne zaman sıkılırsan bana gelebilirsin, beni arayabilirsin. Yani hep ben mi seni arayacağım başım sıkıştığında, değil mi? Abi ikincisi ve daha önemlisi. Abi aşk kolay kolay bulunmuyor. Yani bir erkeğin bütün kalbiyle sevebileceği bir kadın her gün çıkmıyor karşısına. Ya birini bulmak zor değil de iki kişinin birbirini bulması zormuş gibi geliyor bana. Ay var ya tamam abi işte budur biz bulduk birbirimizi demek zor. Aynen işte onunla. Ama orada için rahat olsun. Biz Cansu'yla birbirimizi bulduk. Ne güzel. Tamam ama yani beklemediğim bir şey olursa, yani ne bileyim belki de Cansu'nun sırrı bambaşka bir şeydir. Yani ne fark eder ki? Ne olursa olsun ben Cansu'yla olacağım. Ne olursa olsun. Tamam biliyorum, tanıyorum seni, öyle olacaksın, biliyorum. Aman oğlum biz niye geldik ki bu dünyaya? Herkes kendi cezasını aramıyor mu sonuçta? Vay be. Mert'in gerçekten ciddi ciddi dertleşiyor mu şimdi ben? Ortak harbiden gurur duyuyorum sana. Ama dedim ya için rahat olsun. Ben sorumluluklarımı biliyorum. Ben Cansu'yu çektiği sıkıntılardan kurtaracağım. Ondan sonra yepyeni bir hayat başlayacak bizim için. Sen çok seviyorsun değil mi kız? Anladım. Yani ama bak yine de bir şeyler ters giderse. Tamam lan tamam anladık sana geleceğiz tamam. Kardeşim gerçekten gurur duyuyorum seninle. Kaçtım ben görüşürüz. Tamam. Alo Cansu. Bizim buluşmamız lazım hemen. Süreyya. Levent. Acil bir şey söylemem lazım sana. Boşanma dilekçesini hazırladım. Şimdi davayı açmaya gidiyorum. Dilekçeye eklemek istediğin bir madde mi var? Yok, açma davayı. Ne? Levent şu an yapamayacağım çünkü Metin çok kötü durumda ve çok pişman. Ne diyorsun Süreyya? Barışıyor musun yoksa kocanla? Kiminle konuşuyorsun? Metin'in sesi mi o? Hani onu evden göndermiştin? Ben sana sonra her şeyi anlatacağım. Şimdi kapatmam lazım. Kusura bakma, hadi hoşça kal. Nasıl? İyi geldi mi? Dur. Hadi uzan biraz. Metin. Lütfen. Şu anda bir ağırlık var. Süreyya nasıl uyuyayım? Biraz uyku iyi gelecektir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşacak mıyız sonunda? Dinleyecek misin beni? Konuşacağız. En ince detaya kadar hem de. Gel. Ailemin evi ama yine de teşekkür ederim. Yani çalan konağına bin basar yani maşallah.
Mert. Holdinginiz de öyle. Yani Çalhan Holding nereye, Koran Holding nereye değil mi? Orayla da hiçbir ilgim yok. Ne hissem var orada ne de çalışmak gibi bir derdim. Niye? Hollywood'daki tezgahtar maaşı daha mı dolgun geldi sana? Ha ya da dur tahmin edeyim. Çalışanlara sağladığımız sosyal hizmetler seni cezbetti değil mi? Kes azarlamayı. Sen buraya beni dinlemeye gelmedin mi? Dinleyeceksin o zaman. Vay, hoş geldin sosyete kızı. Ne? Ya sende bu dediğim dedik tavır varken ben nasıl anlamamışım? Kendimi hayret ediyorum şu anda vallahi. Ya saçmalamaz mısın lütfen? Benim hiçbir ilgim yok o burnu kaf dağında insanlarda. Sen öylesin. Bak tamam. Belki kendini beğenmiş değilsin. Halden de anlıyorsun eyvallah. Ama bu inadın, gururun, bu duruşun kime benziyor sence? Ağzımda gümüş kaşıkla doğdum. Ben bu parıltılı dünyaya aidim diye bağırıyor resmen ya. Bunu inkar edemezsin Cansu. Haklısın. Evet kabul ediyorum, haklısın. Ben bu parıltılı dünyaya doğdum, evet. Herkesin parçası olmak için öldüğü bu dünyanın göbeğinde doğdum. Aferin bana, ne kadar da şanslıyım değil mi? Cansu. Ben neden Oliva'da işe başladım sen biliyor musun? Çünkü çok uzaklaşmak istedim, anlıyor musun? Kaçıp gitmek istedim. Bunaldım Mert, çok bunaldım. Bunaldın mı? Evet, öyle gülme Cansu, onu giyme Cansu, arkadaşın kimlerden Cansu, bununla buluşacaksın Cansu. Ben bu bitmek tükenmek bilmeyen baskılardan çok sıkıldım, anlıyor musun? Kendim gibi değil de sürekli başkalarının olmamı istediği gibi olmaktan yoruldum. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Yani istemediğin bir hayatı yaşamaya zorlanmak ne demek biliyorum ben de, anlıyorum Cansu, merak etme. Ama ben seni sadece anlayabiliyorum. Hak veremiyorum. Benim kardeşim dediğim adama gözünün içine baka baka yalan söyledin Cansu. Adam sana açıkladı, ben Mert Çalhan değilim dedi. Sen yalan söylemeye devam ettin ya. Ya yapamadım, anlamıyor musun? Sen de söyleyemedin. Ama merak etme. Bugün tek tek bütün gerçekleri söyleyeceğim ona. Halledeceğim ben bu meseleyi. Halledeceksin öyle mi? Evet. Tamam bak, bunca yalan söyledim. Ama bu sefer doğruyu söylemeni istiyorum senden. Kerem'i gerçekten seviyor musun sen Cansu? Evet. Her şeyden çok seviyorum. Tabii ki o yalan değildi. Peki. Havuz var mı sizin evde? Evet var. Bir içeride bir dışarıda. İki tane tabii değil mi? Bahçedesin değil mi Cansu? Bak Cansu. Sen bu kocaman konağın içinde büyürken, bu bilmem kaç kat, bilmem kaç odanın içinde büyürken... Kerem'in hayatı bu salon kadardı ya. Bir de bu bahçe. Sen nasıl bir adamsın ya? Hissettin değil mi çiçek aldığımı? Rahmetli babamla tartıştığımız zaman... baba olmadan asla anlayamayacağın şeyler vardır derdi. Sen de bir gün anlayacaksın oğlum. İnşallah. Hayırdır? Ben dedektiflik nasıl gidiyor diye aramıştım ama... çiçek falan aldığına göre. Daha çözülmedi ama çözülecek. Bu akşam buluşup konuşacağız. Ama bu sabah çok sinirliydin. Ne oldu da birdenbire böyle rahatladın ha? Takip mi ettin kızı yoksa? Ya ben niye saklayamıyorum senden hiçbir şeyi? Koskoca adam. Yakışıyor mu bu sana be oğlum? Ama öğrendim gerçeği. Bu konuda bana güven baba. Artık işler kontrolüm altında. Her şey çok güzel olacak. İyi bari. Bundan sonra bahçem güvende olacak. Akşam geç gelirim ben bu arada. Haberiniz olsun. Anneme selam söyle. Tamam oğlum, tamam. Bak Cansu, sen bana kendi hikayeni anlattın. Ben de sana Kerem'in hikayesini anlatacağım şimdi, tamam mı? Kerem hem çok yakın hem de bir o kadar uzak büyüdü bu sosyeteye.
Hani etrafındaki insanlar ona hep bizimlesin, bizimle berabersin. Seni çok seviyoruz ama asla bizden birisi olmayacaksın dediler hep. Babaannem de dahil. Ya o yüzden kaçıyor bu adam. O yüzden her fırsat bulduğunda kaçıp gideceğim diyor. Bak sen kendini anlamışsın burayı sevmediğini. Kendini seçmişsin. Ama Kerem için öyle olmalı işler. Ona sürekli hissettirildi bu senin benim gibi insanların aileleri tarafından. Şimdi sen söyle bana Cansu. Siz Kerem'le birlikte olabilir misiniz gerçekten? Tabii ki. Ben istemiyorum ki parayı pulu. Ya umurumda değil benim bu lüks, bu sosyete. Ya Cansu sana paradan puldan bahseden yok ki. Ben sana Kerem için aileni bırakabilir misin diye soruyorum. Ailemi mi? Evet. Sen niye sakladın kim olduğunu Kerem'den? Koran soyadını duyar, korkar, kaçar gider diye değil mi? Evet. Kaçmaz işte, korkmaz. Ya Kerem seni o kadar çok seviyor ki seni asla bırakmaz Cansu. Ama onun yerine ne yapar benim kardeşim biliyor musun? Alışmaya çalışır ailene, bu yüksek sosyeteye. Dayanmaya çalışır. Ona dayatılan şeylere alışmaya çalışır. Ya kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Sadece senin için. Peki annen? Annem mi? Evet. O meşhur Süreyya Koran sence kabullenir mi Kerem? Kim bilir onu küçük düşürmek için ne yollar bulacak. Ama Kerem inat eder. Alışmaya çalışır. Ödün verir kendinden senin için. Sen istersin verir, annen ister verir, verir. Ta ki Kerem için bir şey kalmayıncaya kadar verir Cansu. Tüketirsiniz ya adamı. Bak ben sana açık açık söylüyorum Cansu. Kerem'le birlikte olmak istiyorsan sadece bu dünyayı değil, aileni de arkanda bırakman lazım. Ya daha yeni abini kaybettiniz. Kim bilir ailen şu an ne durumda? Bırakabilecek misin onları? Karşını alabilecek misin? Kimsenin senin yaşadığın hayata karar vermesine asla izin vermeyeceksin. Sadece sen kendi hayatını çizeceksin. Bak, ben ailemin bana verdiğinin kat be kat fazlasını onlara geri verdim. Annen diyorsun ya, annemin bana göstermediği merhameti ben gösterdim ona. Ama ben ölmeden önce abime bir söz verdim Mert. Başkaları değil, ben çizeceğim kendi hayatımı. O yüzden ben kararımı verdim. Ben Kerem'i seçiyorum, bizi seçiyorum. O zaman şimdi koş git Kerem'e, tamam mı? Her şeyi anlat. Hiçbir şeyin de seni durdurmasına izin verme bu sefer, tamam mı? Senin burada, ben de vakfa sana geliyordum. Seni bekliyorum. Boşanmıyorum dedin, kapattın telefonu. Sonra ne ses var ne seda. Ne oluyor Süreyya? Barıştınız mı gerçekten kocanla? Saçmalama. Öyle biri miyim ben senin gözünde? Metresinden çocuk peydahlayıp sonra da hiç düşünmeden onun nüfusuna geçiren bir adamı affedecek bir kadın mıyım ben? Hayır, hayır ama...
İşte sen öyle dur deyince... Ben Metin'e dönmeyi falan düşünmüyorum. Sadece şu anda açamam bu davayı çünkü Metin çok perişan. O da kendini suçlu hissediyor canın ölümünden ve kendine bir şey yaparsa diye korkuyorum. Böyle bir sorumluluğu üzerime alamam. Onun için biraz erteleyeceğiz. En fazla 2-3 ay. Levent. Ben ne olacağım Süreyya? Ne demek ben ne olacağım? Sen var ya, korkutuyorsun beni. Sana bakıyorum, bu kadın bana bir beden büyük diyorum. Onun yanındayken elim ayağım dolaşır. İşte sağım solum şaşırırım diyorum. Ya ben böyle bir adam değilim Süreyya. Ama tam da böyle olduğu için, tam da bu kadar korktuğum için... Senin yanındayken içim içime sığmadığı için... Bitti. Bitti artık. Rol yapmaktan vazgeçiyorum. Ben sana aşığım Süreyya. Evet. Ben seninle olmak istiyorum. Ama... Aması maması yok işte. Bu aşk. Beni doğru düzgün tanımıyorsun bile. Bak ben çok zor bir kadınım. Yani keşke öyle olmasam ama öyleyim. Sıkılırsın benden, bunalırsın. Ol. Daha da zor ol. Ben seni bu halinle sevdim. O zorluklar bana vız gelir, tırıs gider. Peki insanlar ne der? Ayrıca aramızdaki yaş farkını düşün. Ne derlerse desinler umurumda değil. Tutarım elinden. Çıkarım herkesin karşısına. Sevdiğim kadın işte bu derim. Herkes işine baksın. Bittim bahane. O zaman cevabın. Madem istediğim bu Süreyya Koran, o zaman şunu bilmen lazım. Benim hayatım çok karışık. Düğüm düğüm. Ve ben her gün bıkmadan, usanmadan bu düğümleri çözmeye çalışıyorum. Bana zaman tanıman gerekiyor. Peki. Sen ne diyorsan hepsine peki. Seni bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Zaman. İyi geceler. Sana da. Efendim Uğur Böceğim. Ecem, ne yapıyorsun?
Ay bilmiyorum ya. Uyuyup duruyorum düşünmemek için. Ya bak kızacaksın ama sana bunu söylemem gerekiyor. Ya bu çocuk seni çok seviyor. Evet çok zengin. Evet sana yalan söyledi. Ama bazen insan öyle şeylere mecbur kalıyor ki. Ya ben bir şey sormak istiyorum sana şu an. Sen Mert'e yani Kerem'e niye hiç kızmadın? Yani o da sana yalan söyledi sonuçta. Ya Ece benim şu an bir şeye üzülecek halim mi var? Ben zaten çok üzgünüm. Ay evet ya özür dilerim. Geri alıyorum söylediklerimi. Sen nasılsın? Evdekiler nasıl oldu? Nasıl olsun? Herkes bir tek. Ne olacak bizim bu halimiz Ece? Hiç gülmeyecek miyiz biz? Üzgünüm Cansu. Sana bugün söyleyecek güzel bir lafım yok maalesef. Bazen her şey ters gider ve hepsi de üst üste gelir. Galiba bunu kabullenmek zorundayız. Bugün hayat bize yokuş yukarı. Ya nefesimiz kesilirse yokuşu çıkarken? O zaman dibe batarız. Ama belki ayaklarımızı yere vurup yarın daha yükseğe çıkarız. Çıkarız. Berabersek çıkarız Ece. Kapı çalıyor Uğur böceğim ya. Ben şimdi kapatayım seni sonra ararım. Hadi seni seviyorum, öpüyorum. Ben de canım. Geldim. Kim o? Benim. Ece. Ece ne olur konuş benimle ya. Bak vallahi kapıyı açmazsan sabaha kadar beklerim burada ha. Bak sen benimle konuşuncaya kadar, gözlerimin içine bakıncaya kadar ben ne gerekiyorsa yapacağım. Hiçbir yere de gitmeyeceğim. Ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Keşke şu an içimdekileri sana anlatabilecek kelimeler olsa. Ya da kalbimi söküp çıkartıp sana gösterebilseydim. Kuş gibi çırpınıyor çünkü şu an. Ben seni çok seviyorum Ece. Ne olur yapma oğlum bizi, ne olur. Ece ben sana bile bile yalan söylemedim ki. Ben zaten bir yalanın ortasındaydım. Ayağım dolandı, tökezledim işte. Sorun yalan söylemen değil. Ben onu affettim gitti. Affettin mi? Affettin mi? Bir dakika affettin mi dedin sen? Sorun bu. Bu ne? Hayatımda en mutlu günlerinden biri. Ne kadar tatlı mısın ya. Annem mi bu? Annem. Sofrayı görüyor musun? Kime çektiğim belli. Yok, öyle değil. Benim annem bazen böyle deli deli alışveriş yapardı. Baştan başa sofrayı donatırdı. Ama sonra öğrenirdik ki ya bir şeyi satmış ya birinden borç almış. Bu sofrada 3 çeşit peynir var görüyor musun? Babamla annem hep para yüzünden kavga ederlerdi. Hatırladığım ilk şeylerden biri. Bu sofra yüzünden babam televizyonu aldı. Götürdü, sattı. Bu kavgalar yüzünden hayat annemi benden aldı. Ece.
Biz seninle beraber olamayız Mert. İşte ben... Ben söz veriyorum. Ben seni hiç üzmeyeceğim. Ya bu para, pul, şu bu hiçbirisi problem olmayacak bizim aramızda. Yemin ederim. Ama o zaman bedeli sen ödeyeceksin. Öderim. Bak ben bunların hepsini düşündüğümde geldim Ece. Hepsini göze aldım ben bunları. Hayatına, ailene, çevrene sırtını döneceksin. Ben bunu istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ama senin var. Ve ben bu yükü taşıyamam. Bitti asistan. Çok üzgünüm. Benim. Bana hemen bir randevu ayarlamanız lazım. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Ah benim talihsiz yavrum ya. Sen de benim gibi babasız mı kaldın? Ama anne bırakmayacak bu minik elleri. Her zaman yanında olacak. Senin kalbinin kırılmasına hiç izin vermeyecek. Gerekirse kendini feda edecek. Görürsünüz siz. Alo Nergis'cim yine ben. Bomba gibi bir röportaja hazır mısın? Sana Metin ve Süreyya Koran hakkında öyle şeyler anlatacağım ki... dudağını çuklayacak. Burada mıydın? Gel canım. Babam bizimle konuşmak istiyormuş. Niyeymiş o? Bilmiyorum. Aile toplantısı dedi. Tabii aile. Ne aile? Canın olmadığı eksik bir aile. Anneciğim lütfen yapma böyle. Bak biz varız burada. Annen haklı Cansu. Haklı mı? Evet haklı. Bir aile olamadık. Bunun sorumlusu da benim. Ben ne kadar çok hata yaptım. Ne kadar çok haksızlık ettim size. Ya ben Can'dan sonra fark ettim her şeyi. Değil. Yeniden bu fotoğraflardaki gibi mutlu bir aile olabiliriz. Olacağız da. Süreyya. Ne yapıyorsun Metin? Kalk ya Allah aşkına. Süreyya ben çok üzgünüm her şey için. Çok pişmanım. Sana çok haksızlık ettim. Biliyorum beni affetmen kolay değil ama bunun için uğraşacağım. Seni sevgini tekrar kazanabilmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Göreceksin bak seni çok mutlu edeceğim. Söz veriyorum. Bunları sonra konuşuruz tamam. E Can da böyle isterdi. İstemez miydi Can annesi ve babası birlikte olsun? Tıpkı çocukluğunda olduğu gibi. Tabii isterdi. Begüm,
yarından itibaren şirketin başkan vekilliği senin. Nasıl yani? E canım boşalttığı yeri sen dolduracaksın. Can da böyle isterdi. Eminim çok güzel işler yapacaksın ve seninle gurur duyacak. Ben sana zaten hep güveniyorum, biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Gelelim sana küçük hanım. Bana mı? Ve sana. Sen bu ailenin bir ferdi değil misin? Bundan sonra senin de her istediğin olacak. Ne? Gerçekten mi? Evet. Benim istediklerim de mi olacak artık? İstediğin her şey olacak. Ya tamam, sen biraz bizden uzakta kaldın. Eğitimini başka yerlerde tamamladın. Artık o günler bitti. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Gerçekten mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum baba. Çok teşekkür ederim. Sen de bir şirketle bizimle birlikte çalışacaksın bundan sonra. Ablam ve benim yanımda. Birlikte yürüyeceğiz koskoca şirketi. Bundan sonra hiç kopmayacağız. Tam bir aile olacağız. Sen hiç merak etme Cansu. Sana söz veriyorum, Can'da yaptığım hataların hiçbirini sende tekrarlamayacağım. Artık arkanda ben varım, tamam mı? Her şey çok güzel olacak, söz veriyorum. Hakan Bey sizi bekliyor efendim. Merhaba. Mert Çağhan. Hoş geldiniz Mert Bey. Buyurun oturun. Ben Hakan. Nasıl yardımcı olabilirim size? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konu sadece şahsım için değil, Çağhan Holding için de çok çok önemli bir konu. Sizin için çalışmak benim için gurur verici. Emin olun elimden gelen her şeyi yapacağım sizin için. Güzel. Çünkü ben bu işin hemen çözülmesini istiyorum, tamam mı? Acilen. Peki. İhaleye girecek şirketlerle alakalı bir problem mi? Hayır, hayır, hayır. Şirketlerle alakası yok. O fotoğraftaki kadını bulacaksınız bana. Kendisinden yaklaşık 16-17 yıldır haber alınamıyor. Bir gün çıkmış evden ve geri gelmemiş. O yanındaki de küçük kızı Ece Sert. Kendisi benim kız arkadaşım. Durum çok önemli o zaman. Hayat mevat meselesi hem de. Ben öğrenebileceğim bütün detayları paylaşacağım size. Tabii, tabii ama... Bulabileceğiniz en kısa sürede. Anlaşıldı mı? Ne isterseniz, ne kadar isterseniz her şey emrinizde olacak. Gerekirse bütün işi gücü bırakıp o kadını arayacaksınız. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Peki, araştırıp en kısa sürede size bilgi vereceğim. Söz verdim lütfen. Kerem için, bizim için. Hadi. Anne. Cansu. Şirket için heyecanlısın. Korkma, tamam mı? Yani evet, alttan başlayacaksın ama senin akıl olacağın ben olacağım, tamam mı? Her şeyi ben öğreteceğim sana. Sen? Cansu, ne olur yapma öyle. Daha önce de söyledim sana. Can'da yaptığım hataların hiçbirini sende tekrar etmeyeceğim.
Güven bana, her şey çok güzel olacak, tamam mı? Annemi gördün mü? Buraya baktım, burada yok ama onunla bir şey konuşmam gerekiyor. Yok yok, odasında duş alıyordur belki, banyoya bak. Ben sıkışıp kalamaz mıyım? Ben çaresiz kalamaz mıyım? Bakma bana öyle, tamam, bak. Lütfen, tanıyorum lütfen. Ya, tamam. Tamam, tamam, halledeceğiz. Sorun değil, merak etme. Cansu. Ne olur beni bırakma. Abin gitti, sen de gitme ne olursun. Sana çok ihtiyacım var, tamam biliyorum ben sana. Annelik yapma. Bunu istemeye hiçbir şekilde hakkım yok ama ne olursun gitme, olur mu? Sana çok ihtiyacım var, ne olursun beni bırakma. Aslında bütün ailenin sana çok ihtiyacım var. Ne olur, ne olur. Ölecek falan değilsin sevmekten beni. En son böyle görmüş oluyorum bizi. Sessizce izlemek varmış gidişini. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Sessizce titriyor kuru dudakların, dans etmiyor ahenkle ıslak saçların. En son böyle görmüş oluyorum seni. Sessizce izlemek varmış gidişini. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Diyemiyorum dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Beni böyle bırakma diyemiyorum, dik durmalıyım ama nerede yerde bulacağım kendimi bir daha. Ne güzel günler. Anlamını da biliyorsun artık. Yeni bir hayat. Yeni temiz bir başlangıç. Kerem. Cansu. Yaşadığımız ne varsa bizi utandıran, aşağı çeken,
Hepsini geride bırakacağız artık. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Başka diyarlara mı gideceğiz? Önce sırtımızı dünyaya. Canımızı yakan ne varsa hadi diyeceğiz eyvallah bize hadi. Kurtulacağız buradan. Sen anlatacaksın ben dinleyeceğim. İnan bana yargılamayacağım seni. Tek bir soru bile sormayacağım. Ben her şeye sırtımı dönüp gitmeyi o kadar çok istiyorum ki. Biliyorum Cansu biliyorum, o yüzden söylüyorum zaten. Canını yakan her kimse artık. Ben varım senin yanında. Ben hep senin yanında olacağım. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Söz veriyorum. Kerem'le birlikte olmak istiyorsan sadece bu dünyayı değil, aileni de arkanda bırakman lazım. Bırakabilecek misin onu? Karşını alabilecek misin? Bak abim gitti, sen de gitme ne olursun. Dayanamam ben. Hepimizin sana çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacımız var. Ne olur, ne olur, ne olur. Ağlıyor musun sen? Kerem. Söyle Cansu, hadi söyle artık hadi. Ben yapamam. Ne? Arkamı dönemem hiçbir şeye. Kaçıp gidemem, kurtulamam. Seninle olamam ben. Nasıl? Seni seçemiyorum. Çok özür dilerim. Bitti. Gidin üstüne ayrılık elbiseni. Ölecek falan değilsin sevmekten beni. En son böyle görmüş oluyorum bizi. Sessizce izlemek varmış gidişini. Beni böyle